Nalar forvette de demin bahsettiğimiz Parma'daki oyuncu Denizman. Denizman Deniz geliyor. Ama iki tane daha Romanya'dan oyuncu. benim şimdi aldığım ver. istihbaratlar Beşiktaş maçı da bunu gösterdi. Hmm. İşte Jagne başladı, Muhammed bitirdi. Fatih Hoca memnun değil ki Halille oynuyor. Ama Halille sezon Süper Lig'de bitmez. Galatasaray devre arasında Muhammed hala öyle ya da böyle Fransa'da pazarı olan bir oyuncu. Ee, ve Galatasaray 4 milyon dolar ödediği anda oyuncunun bonservisini alacak ve Fransa'ya satışı olabilir. E, Jagne her şekilde bir körfez ülkelerinden teklif alma potansiyeli var golcü olması. Galatasaray bence o bölge ilk 11'de artık tartışılacak. Bunu niye söylüyorum? Süper Lig'de abi 17 gol, 17 de 5 golcülerden. 3 Muhammed, 1 Jackne, 1 Halil bence çok düşük oran. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. 4 maç oynandı. Yine golcülerin golü yok. Bence oynamalı Galatasaray takviye yapmalı. Muhammed veya Jagne'yi elden Daha Tartışılmayacak. Yani çünkü bendeki bakış açısı şu halinden bilmem katılır mısın. Ben çok rotasyon olarak ileri uçtaki oyuncunun değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kornelius niye? şimdi Abdullah Hoca doğru yapıyor. Neden? İç sahada baskılı bir maç oynarsın. Kornelius'a başlarsın ama iş bir derbi olur. Fenerbahçe maçında gördük. Cenni planı tuttu ki kime ikinci sarı kartı Canini aldırmıştı. Yine Vodafone'a başlayabilir ama ben Galatasaray'ın şu ana kadar Babel ilk resmi maç PSV ileri uçtaydı. Sonrasında Muhammed. Sonra bir Jagne'ye döndü hoca. Halil geldi Halil. Sonra tekrar Muhammed, Jagne yani çok değişiyor ve doğal olarak o istikrarsızlık bence tabelaya yansıyor. Yani Galatasaray'da bu sezon en çok skor üreten oyuncular Kerem Morutan. Ve hani Kerem Morutan da e, tırnak içinde bir Larin Gezal garantisi vermiyor geçen sezon üzerinde. Şimdi kağıt üzerinde baktığı zaman Beşiktaş'ta Gezal artı olması yazarsın. Larin artı gol yazarsın ama Kerem Morutan bu bahsettiğimiz isimler 22-23 yaşında daha çok gelişecek oyuncular. Ben o yüzden Galatasaray'ın hedef santraforla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Halil Dervişoğlu değersiz parça değil. Halil'i gayet forvet arkasında sağ ve sol kenarda Kerem Morutan dinlendiğiniz maçlarda kullanabilirsiniz. Hani ben sanki daha çok böyle Fatih Hoca kanat santraforları seviyor şimdi, gibime geliyor. Yok, kanat oyuncusu istiyor. Yani tabii şimdi orada Kerem var, Barış var. Morutsan e, bir kanat oyuncusu, yani asıl orijini değil. değil ama sağ kenar oynuyor. İçeriye kat ederek, devrilerek ama hoca şöyle, bazen şöyle olur. Kerem'i sıkıştırırlar. Sen bir kanadını kullanmak istersin Hı. ki Kerem'i rahatlatmak için. O kanadını kullanabilecek hızlı gidip yani son çizgiye gidecek oyuncu sıkıntım var. Şimdi Barış Alper e, bu noktada önemli bir oyuncu ama çok erken daha, yani sonuca gitmek istiyorsan biraz daha deneyimli, o işleri daha iyi yapan oyuncuya ihtiyacın var. Denizman mesela öyle bir oyuncu. Çikl'da onun bir takım arkadaşı var, Kuluc'dan, onunla ilgileniyorlar. Kreow'dan bir oyuncu var, yani birkaç tane oyuncu var, iki üç tane oyuncuyla ilgileniyorlar ve o oyuncuların genel özellikleri de kenar oyuncusu olması. Ee, yani kenar oyuncusundan vazgeçti diyor Mehmet e, santrofor diyor ama bence şurada yani Galatasaray'ın santrofor eksikliğinden çok söylediği ikinci nokta daha önemli. Galatasaray santroforunu belirleyip onun üzerinden oynamıyor. Sorun orada bence. Bence o. Ya mesela Muhammed değil mi? Yani beş maç oynasın arkada. Arka. Ben sana katılıyorum Haluna. Ben sadece istif harç paylaştım. Yo, yo, Burada bir istikrarsızlık de... olduğu için devre transfer yaparlar diyor ama sana katılıyorum. Eldeki oyuncu grubu yani Jagne Muhammed'le sezon biter. Bitmez ya demiyorum Jagne, ben. Jagne Muhammed bir de Halil var. Yani sıkıştığın zaman çabuk oyuncu arkaya atabilirsin. Bak Halil'in bir özelliği var. Tabii oyun gereği öne Muhammed'i koyup arkaya Halil'i e atarsın. İkili müthiş. Yani Jagne ile şey. Muhammed iyi ikili olmaz ama Halil evet. hem Jagne ile hem Muhammed'le ikili olabilir. Öyle tamam, bir avantajı da var Galatasaray'da. Tamamlayıcı oyuncu olur. Yani benim düşüncem şu Fatih Terim biraz orada bir kararsızlık yaşıyor. Yani... E, kararsızlık mı diyeyim artık oyunun getirdiği noktanın kendisince böyle olmasını mı istediğini düşünüyor onu bilmiyorum. Ama bir santrofor ki oynadığımız dönemden de biliyoruz, izlediğimiz dönemden de biliyoruz. Bazen santroforlar tıkanır. Tıkanır yani. Hani yokuş çıkan motor gibi tıkanır. İşte oralarda destek olacaksın. Yani 3 maç, 4 maç, 5 maç arka arkaya oynayacak. Ha o sabrımız yok diyorsan o zaman bu seferde ne oluyor biliyor musun? Oyuncu sürekli kendisini ...her an dışarıya çıkacak bir oyuncu konumunda görüyor. Yani konsantrasyonunu çok iyi sağlayamıyor. Sorunu orada. Tamam. Yani bana göre. Yani bence Galatasaray'ın Santrofor'a ihtiyacı yok. Yani Cagne, Muhammed ve Halil yeter. Ama e, böyle olursa yani sürekli rotasyonda olurlarsa... ...üçü de verimli olmuyor bu sefer. Yani üçünden de istediğim verimi alamıyorsun. Benim kanaatim böyle. Bence bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Dediği doğru 6-8... Elneni ile ilgili zaten e, Girişim ciddi var. manada girişimleri var. Getson'u zaten en baştan beri istiyor. Sa yani en son baktığımda 3 maçta 47 dakika süre almış Getson. Yani böyle bir oyuncunun hep böyle söylüyorum. <laughs> yani millet de hoşuna gidiyor. E, o kulübede beklemek istiyorsan bekleyeceğin kulübe önünden nehir akan yeşillikler içerisinde bir kulübedir. Yani o kulübe değil yani. O beklemek istediğin kulübe. Onun için hele genç bir oyuncunun öyle bir kulübede beklemesi onu geriye atar yani geriye atıyor. Dünya Kupası'nı kaçıracak. Portekiz A evet. amil takım oyuncusu olması gereken seviyede bir potansiyelde oyuncudan bahsediyoruz. Ama... 98 doğumluydu. Bir senedir yani Galatasaray dışında hem Tottenham hem Benfica kariyeri istediği gibi gitmedi. Yani Galatasaray da e, kendini ifade etti aslında net bir şekilde. Ben hani oyuncunun hani öyle bir şey e, Jorge Jesus şey diyormuş galiba. Gelmek istemez bizde çok ne, nasıl gelmek istemez ya? Ya oynamayan oyuncunun ben mutlu olduğunu hiç görmedim. Onu bırak Hani şey söylemiyorum. Ha yani Mert Hakan bir gol bir asist değil mi? Müthiş bir futbol oynadı. Değil Çıkar evet. çıkarken bak <laughs> mutlu mu? Ya, ya oyundan çıkıyor. Şeyi çıkartıyor. Ya Hı. mutlu olur mu ya? Oyuncu oynamak ister ya. Oyuncu adı üstünde oyuncu oynamak bir için geliyor. Bir de kadroyu demin güzel açıkladık Halun abi. Ben de hani forvette galsın eksi yok, fazlası bile var diyebiliriz. Ama merkezde bence var. Yani merkezde şu an kimleri kullanıyor? Açalım. Dün Feguli, Morutan değişmeli oynadı. E, Feguli tamam. Kalite ölmemiş ama Fizik takımın çok gerisinde Kilo fazlası zaten göze çarpıyor Moruta'nın o bölgede oynattığınızda Eziliyor bence rakip arasında O yüzden ben Moruta'nın kenar oynamasına çok muhalefet etmiyorum Çünkü sağdan aldığı zaman Solla attığı goller var Gözsepe, Gaziantep, hemen bir çırpıda söyleyebiliyorum. Kasımpaşa'ya ee, asisti var. Asisti var aynı şekilde. Ben Getson transferinin Galatasaray için şart olduğunu düşünüyorum. Yani <laughs> Seviye atlatır orada saygı. Getson sayı. ve Elnen'i gelirse şimdi şöyle de bakmak lazım. Biz bunu söylerken hep böyle yani siz öyle söylüyorsunuz ama işte orada Çıkıldağ var, Morutsan var, Feguli var, Berkan işte var, Hataylan var, var diyorlar ama şöyle bir gerçek var. Biz hep alacağımız tarafa bakıyoruz. Bir de vereceğin tarafta var. Yani bir de gitme ihtimali olan oyuncular olabilir. Zaten geldi. bu transfer dönemindeki yani, operasyon o. Çıkıldağ'ı, Morutan'ı. Genel düşünceyi de söyleyeyim. Yani sohbetlerde, Galatasaray yönetimi içinde biz bu oyuncuların taksitlerini ödemeyi bitirmeden satmış oluruz. Üçler yıllık. Şimdi geldi Çıkıldağ'a. Ben biliyorum Çıkıldağ ve Morutan e, İtalya'dan takip ediliyor. Geldi Çıkıldağ'a dedi ki 15 milyon euro ver dedi. Ne yapacaksın o zaman? Şimdi 15 milyon senin için müthiş rahatlatıcı bir olay. Eğer Getson ve Elneni gibi iki oyuncuyu transfer etmişsen Çıkıldağ'ı göndermekte tereddüt etmezsin. Ama şu anda dersin ki ya ben Çıkıldağ'ı gönderirsem ne yapayım? Yani Ne yapabilirim? Çok ciddi zorluklar yaşarım dersin. Yani onun için de e, takım kurguları oluşturulurken, takımlar oluşturulurken artık kulüplerimiz bunu düşünmek zorunda diye yıllardır söylüyorduk. Şu anda düşünüyorlar. Yani... E, şey hep Fatih Hoca'nın söylediği söz de vardı hatırlarsın birçok teknik adam da söylüyor ama Fatih Hoca'dan çok iyi hatırlıyorum. Diyor ki almak kadar satmak da değerli. Tabii ki. Satamıyorsan elinde kalıyorsa oyuncu çok kötü bir şey. Onun için satabileceğini de düşünerek hareket etmen gerekiyor. Onun için bence Getson'da de çok özel isimler faydalı olacak olacaktır. Oyun. Bir tek dediğim gibi Fatih Hoca'nın orada ciddi bir handikapı var bir santroforunu belirlese artık dese ki şu santroforum dese ona 4-5 maç şans tanıyabilecek bir ortam oluşturabilse şey söylemiyorum. Ya yani mesela ligde bilirsin ki ligde diyelim atıyorum Mustafa Muhammed oynayacak. Bilir yani o ben oynayacağım. Aa olur Ziraat Türkiye Kupası olur Halil'le başlarsın ya da işte başka seçeneklerin olur hamle oyuncusu yaparsın. O ayrı bir konu ama oyuncu bilmesi lazım. Ben bir de maçları gözümde canlandırdım da Muhammed'in böyle kulübeden gidip de çok aldığı maç hatırlamıyorum. Jagne tam tersine kulübeden girdiği maçlarda işte Lokomotiv Rize maçı, oyunu tuttu. Rize maçı. Rize maçı yani bence Muhammed 1. santrafor. Jagne kulübe hamlesi olabilir. Şu pet şişi olayını bir de anlat soyunma odası tarafında. Yeni açmış herhalde bir izleyicimiz. Bitti, tam... maç bitti. Biz de basın türümünde ayrılmadık. Lokomotiv Moskova tarafı önce bir taraftarını selamlamak istedi. Kale arkasından bir tepki geldi. Sahaya su şeyler atıldı. Çok da yaklaşmadılar. Ki uzun zaman sonra da Deplasman türbünü gördüm. Gol sesi duydum mesela Yani Rus e, Lokomotiv Moskova attığında. Az da olsa e, gelmişti bir 100 kadar e, taraftar Rusya'dan. Sonra sağ kenarında flash interview dediğimiz röportaj alanına geliyor oyuncular. E, Soyunma odasına girmeden gelmek istediler. E, herhalde aradan çıkartmak istediler öyle düşünüyorum. Tam o sırada Galatasaray kulübü arkasından yine birkaç pet şişe atıldı. Bunun üzerine oyuncular röportaj alanını terk etti. Röportaj vermediler. Hımm. Benim tahminim tercümandı muhtemelen. Tercüman elleriyle böyle bir imalı şekilde alkış yaptı taraftara. Jacne de orada sinirlerine hakim olmadı. Bir gerildi. Ortam alevlendi. Ama hani ben kendi adıma söyleyeyim. Olmaması gerek. Yani Galatasaray taraftarı gayet güzel takımı destekliyor. Maç sonrası da yine oyuncuları çağırdılar. Güzel enerji verdiler ki. Yani bu tarz genç gelişmeye açık takımların böyle taraftar sinerjisine ihtiyacı var. Biz ülke olarak zaten ev sahipliğinin en güzelini yapıyoruz işte milli takımımızı da hatırlıyorum İzlanda seyahati vesaire. Biz problem bize daha çok problemler çıkarttılar orada. Ben yakıştıramadım açık söyleyeyim.